şunu bakalım. Çekene geçin. Dur. Niye aldın mı diye? Yolda kalsın. Hayat. Yürü. Baban gelmiş, baban gelmiş. Ya bir de ne bu? Yenge. Yesene sana şimdi. Onu kesin olur da sana yaptım. Anca yutuyor. Kaç tane kesin? 4 tane. 2 tane. Para karnını buradan koyabilirim. Öyle mi çektin? Böyle kesin. Aynur'un yaşasın başın gibi olacak. Selam arkadaşlar. Merhaba, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Biz de bugün Nevşehir'de geldik. Abimin hastanesi vardı, hastane işleri. Onun hastane işlerini hallettik. Ben de daha yeni geldim. Yemek de yemedik orada. Sıcak arkadaşlar, sıcak olduğundan yemek falan gidecek gibi değil yani. Girip de bir lokantaya yemek yedim. Orada yemek bölüm.
Yemek seni mi yiyse, yemeğe miyim bilmiyorum. Ondan dolayı orada yemedik. Geçen balık tuttuk. Neresine bir kez. Evet. O balıkları yiyecek. Şuradan bir başkanım. Bir de bir şey aydınlık getirelim arkadaşlar. Çoğu arkadaşlarımız yazıyor işte. Hasan'ın yanında niye gittin? Hasan'ın niye gitmiyor? Malum yaz günü. Şu anda zaten gitsen de kimseyi bulamaz evlerinde. Herkes işinde, gücünde. Neden bir karar verdin? Bize bir açıklama yap diyen arkadaşlarımız oldu. Hasan'dan kusmuşsunuz, yok darıldınız mı, yok ne ettiniz mi? Biz kimsenin kus değiliz arkadaşlar. Biz Hasan'dan da kus değiliz, bacımdan da kus değiliz. Derman günler, İlker günler, Elmas günler, herkesle biz dostuk. Kimseyle bizim bir hüsumetliğimiz yoktur, kimseyle darıldığımız yoktur. Hüsumet deyince? Öyle diyelim, ne diyelim abi ya. Yani illaki yani insanların yanına varmayınca illaki kus mu olunuyor ya da bir şey mi olunuyor arkadaşlar? Yani o adam çalışmasına gidiyor, ben buradayım yani. Zaten yanına gitmeye kalksaydım, yanında çalışırdım. Ondan dolayı benim kafam götürmüyor gurultuyu. Ondan dolayı benim de kendime göre mesleğim var. Ben kendi mesleğimi, kendim diyeceğim. Niye biri yazmış işte, niye sen koyu terk etmeye çalışıyorsun? Ben koyu terk etmiyorum ki arkadaşlar. Ben zaten bundan 2 sene öncesinde zaten buradaydım, koyudaydım. Ben de 9-10 senedir bir de buradaydım. Orada çalışıyor, orada gidiyorduk yani. Burada ben Hasan'ın yanında, 2 senedir Hasan'ın yanındayım. Buraya gel de bana konuştum. Burada 2-3 senedir ben şeydeyim. Yanımlarda. Koydayım yani. Burada Hasan'a yardım ediyorduk. Bu sefer benim kafamı götürmüyor. Ondan dolayı da bitmedim yani. Bunun altında bir şey aramanın ya da bir şey yapmanın anlamı yok ki yani. Ona da yazıyorsunuz böyle böyle diye. Bana da yazıyorsunuz da. Yani boşuna yazıyorsunuz. Yani yorulmayın boştan yere diye bu açıklamayı yapıyor. Benim Hasan'dan ya da başka birileriyle ya da başka birileriyle ya da başka birileriyle ya da başka birileriyle kimseyle de alakam yok artık. Allah'ım kim? Ben kendime göre, ben ailemin yanındayım. Yani ben sağda solda bekleyen bir insan değilim. Ben evden dışarıdan eve giren bir insan. Bir yere gitmem. Zaten bacım bile gitsem ne yapacağım? Bacım Hasan yok. O zaman inişten dersen koyun da. Ben kimin oturacağım? Bacımla otursam kaç dakika oturacağım? Bacımı zaten görüyorum. Yani herkes işinde gücünde arkadaşlar. Bundan dolayı da kimsenin bir yarıp veremediğimiz yok. Yani bunu bir daha lütfen diyorum. Bak yok Hasan'dan darbınmışsınız, yok ne dinleyemişsiniz diye bana yaz yazmayın. Millete şey çıkartmayın yani. Benim kimsenin bir kırgınlığım ya da şiirim yok yani. Kimsenin biz ya da laf söz giderek de ayrılmadık biz Hasan'dan. Ben Hasan'a sadece mesaj attım. Ben gelemiyorum Hasan dedim. O da tam da etmiş. Bitirdik olayı. Yani ben gidemiyorum yani kafam kaldırmıyor. Geldim mi kafam aynı kazan gibi oluyor. Ondan dolayı benim işim değil evde orası. Orası genç işi. Geliyor. Yani benim işim değil. Orada oturuyorum. Akşama kadar oturuyorum. Bir iş yaptığım yok. Boş iş. İyice uykum geliyor. Ağzımı açıyorum tavana. Ya giriyorum arabanın içine yatıyorum. Onda Hasan bana ağızıyor yatma diye. Onun için yani orada boş boş duruluyor arkadaşlar. Yani orada bir yapılacak bir iş yok. Bir indirirken indiriyorum. Bir de kaldırırken kaldırıyorum. Başka bir iş yok. Ondan dolayı da yemek yiyin, yemek yiyin. Ya gidersen iyi de gitmezsen illa kusluk mu olacak? Ya ne yani gidiyorsun? Yani bir de millete öyle şey çıkartıyorlar, soru soruyorlar. Hasan'dan kus musun? Onun için biz kimsenin kusuyoruz. Öldürdüğüm bir bacı var. O çok meraklı. İlla Hasan'dan ayrıldınız, niye kusuştunuz? Hasan'a öyle demiş. Sen büyüklük yap, ben küçüklük yap. Ben niye küçüklük yapacak arkadaşlar? Yani dövüş olmadı, çekiş olmadı. Ya da başka biriyle kus dedik ki biz niye büyüklük yapacak? Biz yani niye ben büyüklük yapacağım, niye küçüklük yapacak? Biz kendimize birbirimize bir şey demedik. Gittik Leyla'dan bizden bulgurluğumuzu aldık. Kaynatı niye kus elinde? Biz yani, ben diyorum işte benim kafam kaldırmıyor arkadaşlar. Kafam kaldırmayacak da zorlam gidilmez yani. Benim mesleğim var, şeyim var. Benim, gidecek hani Kemal, mesleğine gidecek. Ben şurada bir işim var işte, o iş olursa olacak, olmazsa çekip gideceğim ben. Zaten ben inceye kadar Hasan'la beraber çalışmıyorduk ki. Ha bir 2-3 senedir boş yok diye bu koronadan dolayı, bir yere gidemediğimizden dolayı. Yani. Hasan'ın yanındaydık. Artık bünye götürmüyor yani, öylesine diyeyim yani. Bünye artık kaldırmıyor bunu. Çalgı işini kaldırmıyor. Çalgı işi bizim işimiz değil abi. Ben onu anladım. Onun için... Neyse Kemal sen, evet. Biz arkadaşlar düğündeydik bugün. Ananın kızının düğünü vardı. Evet. Düğüne gittim, ben yemek servisi yaptım. Sen orada yemek yemedin mi? Yok. Niye? Ben aç değildim. Çünkü akşam zehirlendim. Haberin var mı senin? Akşamda ama sabah kahvaltısı da yapmalıydın sen. Sabah kahvaltısı yapmadım. Ben zehirlendim. Sen daha şeydim. Esas akşam sabah çok arkadaşlar kutluydum. Dün Serkan'la şeye gittik. Konya'ya gittik. Hasan'ın çobanını getirmeye. Onda orada bir terminalde yemek yedik. Yemin ediyorum beni zehirledi ya yemek. Onda sabahına bir kalktım. Midemi hissedemiyordum vallahi arada. Öleceğim. Allah'tan gittim hemen şey yaptım da.
biraz kendime geldim yani. Uzun sabah kahvaltısı yapmadım. Sabah da yemedim. Düğünde de getirdiler, düğünde de yemedim. Çok güzel olmuşmuş çorbalar falan. Baba, balığı, şimdi ben olta var ya, oltayı aldım, ya işte tahta, sonra ip aldım, ip buldum küçük. Sonra onun içine de şey, ucuna da şey yaptım, çivi. Çivi mi yaptın? Evet. O da hani gel dedim de gittim dedi, şey vardı yerinde bir tane böyle olta gibi bir şey. Evet. Ha, onun oydu. Benim için bakar mısın balığınıza? Bir yanımdan zoom yap gel. Çok güzel. Şimdi Kemal'la yiyelim. Ben de yemedim valla. Yine koy balığı arkadaşlar. Yine koy balığımızı. Düğünde servis yaptık. İyi de düğünümüz oldu. Akşam yine gidecek arkadaşlar. Elim onlu. Hey, zaman düğün. Oynamaya gidecek. Daha düğün. Yarın balığa gidecek. Nereye? Abim ben lütfen. Yarın balığa gidecek. Herhalde 2 günlüğe gelemez bu balık. Tamam. Yatılı gidecek. Yani bana şiir koy. Bu yine semaverin şiirini koy. Bardakları koy. Tamam mı? 2-3 tane bardak koy. Büyük bardakları. O zaman bir tane battar, bir tane yastık. Biz de balığa gittik. O baba, o annemin pişirdiği balık şey değil mi? Bizim tuttuğumuz balık. Ne bu balık işte. Tutasana da hani ben büyük tuttum mu? Bunu annem pişirmezmiş. Şümeri'ye nasıl ayıklayacağım baba? Ya ayıklamış kurban oturdu. He oğlum işitti. Ben gelmeyeyim ya dedi. Ben de gelmedim. Oturuyorlar. Melike, Ümeyra, Şerife, Medine. Ne Medine'si ya? Kul Sena, Şürüt, Dolu, Çıkkırı, Kemal, Ümeyra. İyi o zaman gelin. Her zaman düğüne gidiyor. Her zaman. Yok canım. Biz de aynı başladık. Ne zaman her zaman düğüne gidiyor? Abdüş abinin düğününe gittik. Nişanla. Nişanla. Sonra öbür düğüne de gittik. Düğüne. Hamzen Bey'in işte, Hamzen Bey'in. Sonra bir tane daha düğüne gittik. Bir de gece gidecektik. Ama Hamzen Bey'in işte, zaten tek bir düğün. Şahin abi. Şahin abi'nin düğüne gittin işte. Dün akşam da hadi Şahin abi. Onu gittik ya. Bugün de daha yarın da var. Yarın son işte. Yarın son, yarın gelmişsiniz. Allah nasip etse yarın son. Evet. Allah merkeze. Kimin düğünü ya öbürü? Yine Şahin abi. O oynayalım. Şey. Bir tane. Osman abinin yanında gördün mü Şahin abi? Böyle uçuyor. Hamza benim onu bilmiyor mu? Biliyor, lağ oynuyordu ya. Dün o gelinle damat oynuyordu ya. Görmedim. O şiddi ya, oynadı. Görmedi ya. Şey, bir tane adam gördüm baba. Böyle oynuyor. Ellerini havaya kaldım, sırtından da tutmuş. Dönerek değil oynar. Sarın işte kuzeni var ya, onu diyor. Sarın kuzeni mi o? Hani Almancılar var ya. Böyle dönüyor. Yok ya ben benim yanımda biliyor musun? Evet. Ya ben benim torunum buradan Yahva selam olsun. Bizi izliyormuş. Ne mi? Bu şiirin şiir var ya torunu var ya Yahva benim. Evet biliyorum. Ya o şiirin o perdenin bu oldu. Balık hiç iyi kokmadı. Valla onunla da bağırdı yanımda bir şey Yahva benim. Yahuk dedi. Oğlunun adı Yahva bu şunlarda. Evet yani isim. Onlar geldi. Gel abi dedi. İşte bak Kemal dayı bir yolun da gel Kemal dayı burada dedi. Ne öğrendim ya? Utanıyor mu yoksa? Utanıyor abi dedi. Niye gelmedin? Bir tane geleydin dedi. Valla aslında dedi ben biliyordum abi ya onu dedi. Bir şey çıktım dedi. Çekindi ya. Çocuk çekindi. Utanmış. Hayal kucakladım onu. Yani düğün altları beraber gittik. Ha o mavili çocuk. Ha gördün mü onu sen? Sana dedi ya bu kim dedi? Enes dedi. Bak burada. Ya sizin koy tarihçiniz diyor diyor. Sabah akşam sizi izler diyor. Eyvallah bir tane selam. Halime nenem buradan sana da kucak dolu selam olsun. Halime nenem de izliyormuş bizi. Ben de bu kim ki diyor. Babamın kuzeni neydin belli ki? Senin diyor yaptığın yemeklerinle yemek pişiriyor. Senin diyor ben de Allah razı olsun. Sağ olsun Allah razı olsun. İzleyenimize çok, isteyenimize çok, istemeyenimize çok. Olsun he. Olacak o kadar ya, insanların da bir işisi olur yani. Bakalım, her şeyin hayırlısı arkadaşlar. Giderik belki oraya bir düzen olarak gidelim, Burgaz'a. Abi biz Burgaz'a gitmemiz ön tekrardan çocuklarımız yani. Çocuklarımız burada yarın eli kamber duyuyor, artık kamber burada yetişemez. Buranın ne alem olduğunu biliyor musun? Burada yaşıyor. Yarın ya otçu ya çöpçü, onların yanına dağılın, mahallar bahsesin. Şimdi de Çalış Bey'e gidelim, bu zaman alalım. Ben de, anne, ben de düğünden mermi aldım. Sen de mermi aldın. Evet.
Ben mi aldım? Ama enesini seviyorlar, seviyorlar. Bu oğlan niye böyle ettiğini biliyorlar. Osman bu ağdayı almış. Almışlar o zor mudur? Zor. 15 lira ne yapıyorsun? Şöyle yapıyorum. Evet. Pratik. Pratik. Evet, şöyle onlar da bir şırkı seviyor. Sen iyi çevirme o Murat. Ben olsaydım iyi çevirirdim onu. Allah buna iyilikle yaramaz. Oraya kaldı, onun altında kaldı. Onu alacağım ya, heyecan yapma. Heyecan bizde olmaz. Heyecan meycan bize göre değil, çabuk. Değil mi? Koşuyorsun böyle. Oraya yetişemiyorum arkadaşlar, biraz boyuttan dolayı. Allah bir iki metre boyunu evreymiş mi sana? Aa, yok canım, boy devrede de var da. Neyse biraz bir çitek falan olsa olurdu. İnşallah, inşallah. Fazla değil. Arkadaşlar. Yükselenlerim. Şimdi öbür tarafa sarıyor. Balığın doyumuna doyum olmadı arkadaşlar. Bu balığı çoğu yerde bulamazsınız. Bu balık bayağı yerde yok yani. Hiç bulamazsınız. Şimdi çoktan bir şeydi de altını kısık bırakmıştık. Arasanız bulamazsınız yani, onu diyeyim yani size. Hı. Bu bizim koyun öz balamudur. Balamut ne bu? Balamut. Benim çocukluğumun balamutu. Ve çocukluğumdan gelen bir şey. Benden önce de gelen bir şey mesela Bekir. Ama eskiden çok olurdu bizim göllerde ama şu anda yavaş yavaş tükendi. Şimdi başka göllerde buluyoruz bunu biz. Bayağı uzak mı gittiniz siz? Bayağı 40 kilometre var herhalde. Aksaray'a kadar mı? Aksaray mı bu tarafında? Ne? Düğün çaldığımız yerde ya. Aksar var ya. Evet. Aksar mıydı bu? Aksar evet. Aksar değil mi? Aksar mı? Aksar mı lan? O çaldığımız yer Aksar mıydı? Evet. Tamam, şu onun öbür tarafında. Hasan Dağ'a yakın. Böyle işte. Bir şey de Kemal'da düzeltti. Sağdan Kayseri'ye gitmiş. Yine kime de gidiyor? Kayseri'ye mi? Abim bu mu? Kayseri'ye mi? Nevşehir'e. Nevşehir'e gitmiş. Yine kime de gidiyor? Sizi nasıl şaşırma Kayseri'ye değilmiş. Oldu, görüşmek üzere arkadaşlar yemekte. Evet arkadaşlar, şimdi yemekler dağıtıldı. Herkes yemeğini yiyor. Abi yemin et hadi. Mustafa. Atıcı. Baba go. Evet abilerim, ablalarım, annem balığı pişirdi. Evet. Balığımız pişti. Nasıl iyi görüküyor ya balıkta? Nasıl iyi görüküyor? Nasıl iyi görüküyor? Yani iyi görüküyor diyor. İyi mi pişmiş? Hı-hı. Arkadaşlar benim de bir kırgınlık var. Canım etmek istiyor ama yiyemez. Şuna yeter mi Kemal? Ha senin o ay. Herkesin yemeği geldi. He valla ben taş fırını sevmiyorum ya. Annem Gülnur'a gittik. Hüngem bir çay yaptı bize. Hemen Kemal telefon açtı. Hadi gel geliyorum. Acık gibi ya. Girseydim orada. Yememiş güzelce yemek vardı da. Falan sevmedi öyle şey. Bir gün hava gittik. Saadettin balık getirmiş bir tane. 10 tane ne vardı herhalde. Adam başı 2 şer tane, 3 şer tane düştü. Bir de somun gibisi kuş balığına. Hepiniz. Apa. Var mı? Buna dükkana gittiğinde bize şey Allah yere. Sinek ilacı. Vallahi mutfak dolabını mahvetmişler. Bir de karınca var mutfakta. Gücücük gücücük. Doluşuyor ya, yine bir şey döktünüz mü? Doluşuyor. Nerede o? Yok, annem günün ilacından bir ilaç getirin de. Bakın oraya anne, akşam girip yatacağımız zaman. Ne anneciğim? Diyorum.
bir yere döküyorsunuz bir şeyler, o da geliyorlar ula. İyi annem haklısın da süpürüyor yanına. Gene geliyorlar, neye geliyorlar? Fena ya. Yine bir şey döktüm mü demek çoğalıyor. Hmm. Düğüne bir gittim. Oturun dedim. Bu tebe rahat bırakmadı. Hani şeye git dedik ya ikimiz. Orada bebek arabası falan vardı. He. Onun tekerle uğraşıyorum. Gelip ayağına koydum. O da Razım'ınmış biliyor musun? Ne mi, ben de kimin ki diyeceğim. Razım da hiç durmadı düğünde. Rahatsız ağlıyor. Aldım bucağıma da gelip. Düşmüş herhalde, ne bitti? Kafasını şişirmiş. Kafasını alnının çatını demiş, etmiş, kuvvetmiş. Size afiyet olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Son kez diyorum. Bizim kimseyle dargınlığımız, kırgınlığımız, kuşçumuz yok. Hasan benim yeğendir. Ben onun dayısıyımdır. Bizim öyle ayrımız ayrımız olmaz. O adam işinde, ben de kendi işimde olacağım. Tartışarak çıkmadılar, evet. Görmediler. İstemedi sadece. Ben kafam götürmüyor yani bu saatten sonra da. O yüzden o kendi işine gidecek. Ben kendi işime gideceğim. Yani öyle yani. Bunda altında bir şey arayıp da olmuş gibi göstermenin bir anlamı yok. Aynen. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlarım. İnşallah Allah nasip ederse yine düğünlerde çekimimi yapmak üzere. Ha? Görüşürüz. Destek veren bir miyendin? Abone olmayan miyendin? Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Süper like bekliyoruz. Kimin kanalı izleyen? Babay. Babamın kanalı. Ebe. Babamın kanalı. Tabii ki de babacığım. Görüşmek üzere.